Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim tam da yaz günlerine yakışacak bir sütlü tatlı. Hem çok hafif hem hazırlaması çok kolay. Hiç vaktinizi almayacak çok lezzetli bir tarif. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unu ilave edelim. Tüm malzemelerimiz birbirine geçecek şekilde pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım. Daha sonra ocağımızın üzerine alıp ara ara karıştırarak pişirelim. Ocaktan aldığımız tatlımızın üzerine bir paket vanilya ekleyip güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırarak pişirdiğimiz için hiçbir topaklanma olmadı. Gayet pürüzsüz ve akışkan bir kıvamda muhallebimiz. Pişen muhallebimin bir kısmını farklı bir kaba alıyorum. Ortalama 1/3 kadarını. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı da süt ilave edip blenderdan geçiriyorum daha pürüzsüz olması için. İsterseniz normal çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Bu arada kakao kullanmak istemezseniz onun yerine 160 gram kadar normal çikolata da kullanabilirsiniz. Ben çikolatayla da yapıyorum. O şekilde de çok lezzetli. Sade olan muhallebimi de şöyle bir çırpıyorum ve tatlımın porsiyonlaması kolay olsun diye onu da farklı bir kaba alıyorum. Artık tatlılarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Ben gördüğünüz kupları kullandım tatlılarımı hazırlamak için. Ama siz de tek tek porsiyonlamak istemezseniz borcam ya da farklı bir tepside kullanabilirsiniz. Hepsinin altına birer adet kedi dili bisküvisi kullanıyorum. Bisküvimi ortadan ikiye bölüp sütle ıslatıyorum. Kuplarımın altına diziyorum. İsterseniz kedi dili bisküvisi yerine farklı bir bisküvi ya da kek parçaları da kullanabilirsiniz. Dizmiş olduğum bisküvilerimin üzerine sade olan muhallebimden göz kararı bir parmak boşluk kalacak şekilde ekliyorum. Kuplarımı birkaç kez sallayıp tatlımın düzgün bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra tatlımızın üzerinde kalan kısma çikolatalı olarak hazırladığımız muhallebimizi döküyoruz. Ben tatlımı iki renk olarak yapmayı tercih ettim ama eğer siz isterseniz hepsini sade ya da hepsini çikolatalı olarak da yapabilirsiniz. Kullandığım malzemelerle toplamda 6 porsiyon tatlı elde ettim. Hazır olan tatlılarımı buzdolabına kaldırıyorum. En az 2 saat dinlendiriyorum. Dinlenip soğuyan tatlınızın üzerine evde olan malzemelerle damak zevkinize göre dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz çikolata parçaları, çilek ve bir miktar da pasta süsü kullandım. Tatlılarımızın süslemesi de bitti. Artık servis için hazır. Hemen sizlere kıvamını da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet akışkan ve yumuşak bir kıvamda. Ben sütlü tatlıları çok fazla katı halde sevmediğim için kıvamını bu şekilde ayarlıyorum. Tam kıvamında çok pratik ve çok lezzetli olan bu sütlü tatlı tarifini sizlere de en kısa zamanda denemenizi öneririm. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.